Herkese merhaba. Bugün 31 Ekim Pazartesi. Bugün birlikte Alien Worlds'un yani TLM'nin teknik görünümü konuşacağız. Ama öncesinde izninizle ufak bir hatırlatma yapmak isterim. Kanalım var olmasını sağlayan ve benim de kullandığım bitto.com üzerinde bir hesabınız yoksa eğer aşağıdaki avantajlı kayıt linklerinden üye olup güvenilini kanıtlamış, orta ve uzun vadede çok iyi yerlere gelme potansiyeli olan projelere kolayca yatırım yapabilirsiniz. TLM'nin teknik görününe dönecek olursak şu anda kritik bir destek olarak kabul ettiğimiz 200 bölgesinin üzerinde fiyatlandığımızı söyleyebilirim. Burada ayrıca 12 Ağustos tarihinden aşağı yönde gelen siyah ile gösterdiğini düşen de bir trend hakimiyeti var diyebilirim ve bu trendin dün kırılmaya çalışıldığını ancak gün kapanışının trendin aşağısında gelmesiyle gün içerisinde gelen yükselişin fiti olarak kaldığını görüyoruz. Bugün itibariyle siyah trendimizin üst direncine tekrardan 221'li seviyelerden deneme geldiğini söyleyebiliriz. Ancak henüz başarılı olabilmiş bir kırılım yok diyebiliriz. Peki burada TLM'nin pozitif yönde takibi nasıl yapılmalı? Burada ilk etapta takip etmemiz gereken bölge günlük periyotta 223 bölgesinin kırılımı ve üzerinde günlük kapanışlar olmalıdır. Bunun olmasıyla birlikte 247 bölgesine denemeleri bekleyeceğiz. 247 bölgesi önemli bir seviye. Uzun zamandır TLM tarafında süper trendimizin sat sinyalini koruduğunu söyleyebiliriz. Burada sizin de görebileceğiniz üzere yaklaşık olarak Nisan ayının sonlarından beri buradaki satış sinyalimizin korunduğunu söyleyebiliriz. Yani burada sinyalin 247 bölgesindeki günlük ve haftalık kapanışlar sonrası ala döneceği düşünülebilir. Bu da TLM tarafında bir pozitifliğe sebep olabilir. Olası işte 247 bölgesinin ardından 266 ve 297 bölgeleri hedef olarak kabul edilmelidir. Negatiflikte ise yine benzer bir şekilde 223 bölgesinin kırılamadığı senaryolarda aşağı yönde 200 bölgesine sarkmalar mümkündür. Ancak 200 bölgesinin kaybıyla birlikte düşüşte bir derinleşme görülebilir. Bu bölgenin aşağısındaki haftalık ve günlük kapanışlarda 172 ve 141'li bölgeler konuşulabilir. Bu noktada dikkatli olmanızda fayda var. Bitcoin hareketlerini ve TLMN'in destek ve direnç seviyelerini yakından takip etmenizde fayda var. Ayrıca alım ve satımlarda kademeli alım ve kademeli satış stratejisine sadık kalmanız çok önemli. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.